Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğitim videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum şu anda yaklaşık bir haftadan fazla oldu. SoftWorks videosu gelmeyeli. Merak etmeyin, şu anda işlerimden dolayı videolarda biraz aksaklık oluyor. Bundan dolayı da hafta sonunda yapmayı düşünüyorum. Özellikle cumartesi pazarda Solid ve AutoCAD için toplam iki video ayarlayacağım. Şimdilik böyle olacak. Tabi ileriki durumlarda ne gösterir bilmiyorum ama şu anda bu şekilde eğitim videomuz üzerinde iki tane videoyu hafta sonu yükleyeceğim. Oradan takip edebileceksiniz. İlerleyen süreçlerde belki bu durum değişebilir. Hafta içi de yükleyebilirim ama şu anlık hafta sonu planlamış oldum. Hafta sonu için videoyu yüklemek planlamış oldum. Onun dışında hafta içi de normal işte oyun tarzı veyahut da yapmış olduğum işte kendi aktivitelerim tarzında videoları kanala yükleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar kanalımıza destek olmayı ve abone olmayı da unutmayın. Çünkü sizlerin sayesinde bir yerlere gelip başaracağız. Ve emeğinizin karşılığı gelecek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. İlerleyen süreçlerde zaten her şey belli olur. Şu anda videomuza başlayalım. Ders 1 şeklinde atmıştım. Şu anda ders 2 şeklinde atacağım. Ve bu şekilde devam edecek. Ama şunu bilin. Bu programı öğrenmenin en güzel yanı çizim yaparak geliştirmenizdir. Nasıl ki bir derste bir konuyu hocanız anlatırken onu örnek çözdükçe, ne kadar çok örnek çözdükçe o konuyu anlayabiliyorsanız, burada da ne kadar çok çizim yaptıkça bu programı iyi anlayacaksınız. Geçen dersimizde neler yaptık? Şöyle baktığımızda unsurları, işte çizim parametrelerini gösterdim. İşte hesaplamalar falandan ziyade işte boyutlandırma, ölçülendirme, bunları zaten burada gösterdim. Şimdi ise bu derste birkaç örnek çizip neler yaptığımızı görüp bu şekilde sonlandıracağım. Şöyle ben bir ön düzlemi seçeyim. Örnek veriyorum. Kare çizeceğim. Orta merkezli karemi aldım. Şöyle bir çizim oluşturdum. Bunun ortasına da bir çember çiziyorum. Şu anda tamamen ölçü vermedim. Şu anda belirteceğim ölçülerini. Buna ben 100 diyorum. Yüksekliğine 100, genişliğine ise 150. Çemberin çapı ise 80 olacak. Bunu bu şekilde çizdikten sonra arkadaşlar hemen unsurlara geldiğimizde, çünkü 3 boyutlu görünüşe getireceğiz. Buradan katı oluşturacağız. Bunun kalınlığına ben 10 değil de 55 görüyorum. Oluşturuyorum tabi. Oluşturduktan sonra gördüğünüz içi oyulmuş dikdörtgen oluşturdum. Tabi bu şekilde kalmayacak. Şimdi öğreneceğiz tek tek. Buradan radius komutuna tıklıyoruz. Çünkü köşelere radiusleyeceğim. Burada otomatik olarak 10 geliyor. Tabii siz bunu değiştirebilirsiniz. Ben buraya 20 yapıyorum. Mouse'un orta topuyla da hareket ettirebilirsiniz. Şöyle 20 olacak yerleri işaretliyorum. Sonra oluşturduktan sonra Enter'a tıklayıp şeklimiz radyüslendim. Yine radyüsümü seçiyorum. Bu sefer buralara, tabi şu alttan ayarını yapmanız lazım. Bu yerden ayarını yapacaksınız. Yani ölçüsünü gireceksiniz. Ben buraya 5 diyorum. Burayı ve burayı seçiyorum. 5 radyüs. Hatta şu dairemizin içini de 5 radyüslüyorum. Bu şekilde bir radyus oluşturdum. Şimdi
Bunu yaptıktan sonra bunun bu yüzeyine tıklayıp dik konumdan bakacağım. Yani üst görünüşten bakacağım. Buna şöyle bir dairemizi alalım. Şöyle bir ayak çizmeyi planlıyorum. Bunu çizdim. Bunu bu tarafa kopyalamak istediğim zaman da bunun orta noktasını bulun. Sonra da objeleri aynala var. Ondan sonra komple çizimi seçiyorum. Neyin etrafında aynalayacağız? Tabii ki çizmiş olduğumuz eksen çizgisinin etrafında, yani karşısına aynalayacağız. Bunu da aynaladıktan sonra buna gerek kalmadı artık. Şimdi bu böyle bitmedi tabi. Bir de bunun, gerçi şunu hiç silmeseydik iyi olurdu tekrardan. Bunun burasına beşgen çizeceğim. Şöyle çizeyim. Bunu çizdikten sonra hemen katımızı oluşturacağız. Şimdi bunu seçtim. Bunu seçtim ve bunu seçtim. Bu şekilde kalmayacak tabi. Bunun ölçüsünü 55 değil de 45 şeklinde giriyorum. Sonra enter diyorum. Tamamen aklımdan oluşturmuş olduğum bir şekil. Yani burada amaç çizimin nasıl göründüğü. İlerleyen süreçlerde işte mesela bir şey çizeceğimiz zaman, bir makine parçası olsun veyahut da herhangi bir parçanın çizimi olsun, bunu ölçülü bir şekilde çizeceğiz. Şu anda ben amaç çizimin nasıl olduğunu göstermek için çiziyorum. Sonra bunu çizdikten sonra geliyorum, şu yüzeye tıklıyorum. Bunun orta noktasına şöyle bak. Direkt çizgi çizmenize gerek yok. Orta noktasını otomatik olarak buluyor. Gördüğünüz gibi şurada buldum. Tıkladım. Geldim bunun çapını giriyorum. 20 şeklinde. Bunu da artık ekstrüzyonla keseceğiz. Yani komple kesmiş olacağız. Bakın gördüğünüz gibi bu beşgenin de tarzını kesti. Yani beşgenin de olmuş olduğu tarafı kestim. Komple boydan boya kestim. Bunun dışında geliyorum şu yüzeye tıklıyorum. Buralarda da delik oluşturacağım. Bu sefer bu şekilde delik oluşturma istiyorum. Bunun ve onun orta merkezini bulup sonra geliyorum bunu diğer tarafa da aynı alacağım. Sonra gelim aynı alayım. Bir dakika. Şöyle seçtim yuva bir şeklinde. Buna şu anlık gerek yok. Bunu da sildim. Yine aynı şekilde kesiyorum. Boydan boya kestim. Şimdi bunlara da radyus vereceğim. Radyusuma tıkladım. Artık 5 yerine 2 yazıyorum. Güzel bir görüntü olması amacıyla. Köşelerden seçmeniz lazım. Çünkü diğer türlü tek tek radyus yapar. Komple radyus için böyle yapın. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şekil çıkartmış oldum. Sonra bunu gelip buradan yandaki unsurumuzdan renklendirmeyi düşünüyorum. Sahnelere tıklayın. Temel sahneler.
sahnelerin üstüne tıklayın. Burada renkler var. Buradan işte plastik, metal, rubber, işte glass, solid şeklinde renklerimiz var. Şimdi glass deyince şöyle attım. Bakın komple camdan olmuş oldu ya da plastik görünüşlü. Tabii bunu göstermek amaçlı gösterdim. Veyahut da direkt cam şeklinde. Solid şekillerinde ise mavi renk var. İşte bir sürü renk var. Şöyle tam göstereyim. Tabi burada bir sürü renk var. Glass'ta gösterdik. Plastik, metal. Tabi ben metal oluşturduğum için metal bir renk yapacağım. Şöyle tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi böyle bir metal rengi elde ettik. Tabi bunun arka plan sahnesini de değiştirebiliyorsunuz. O da sahnelerden gelip işte stüdyo sahnesi bu şekilde bir sahne oluşturdu. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü sahne çeşidi var. Bu şekilde oluşturdu. Ya bu sizin şeklinizi nasıl görmek istediğinizle alakalı bir şey. Buradan seçebiliyorsunuz. Bir de buna ben atıyorum yanlardan sabitlemek istiyorum. Yani bir yere monte edeceğim. Bunun yine bu yüzeye geldim. Tamam mı? Buradan unsurlar bölümünden delik sihirbazı vardır arkadaşlar. Buna tıklayın. Buradan işte delik tipleri var. Bu delik tipleri sayesinde buradan delik oluşturabiliyorsunuz. İşte havşalı, düz, matkap uçlu falan derken oluşturabiliyorsunuz. Ben direkt havşalı aldım. Buradan da metrik sistemine göre delikleri seçebiliyorsunuz. Ben metrik 4 deyip işte alyan başlı kör vida, kılavuz vida şeklinde vida çeşitlerimiz de var. Yarın biçli vida. Burada boylar falan var. Boyu 57 mm demiş. Ben bunu 57 mm değildi. 25 şeklinde oluşturdum. Sonra geliyorum, enter'lıyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt deliği buraya monteledi. Yani buraya delik açtı daha doğrusu. Tabii bunu şöyle göstereyim. Bunu tam orta merkezde de delik yapabilirsiniz. Yine tıkladım. Enter dedim. Bakın gördüğünüz gibi bunu istediğim konumda deliklendirebiliyorum. Şöyle orta merkezini bulayım bunun. Ve bunun da orta merkezini bulayım. Bakın şuraya ben koydum. Enter dedikten sonra artık burada deliğimiz oluşmuş bulunmakta. Nereye kadar deldi bakın. Bunun yüzeyini geçmedi. Buraya kadar deldi gördüğünüz gibi. Bunu tabi ayarını falan yapacaksınız. Bunu baştan söyleyeyim. Onun dışında buradaki görmüş olduğunuz komutları da anlatacağım. Buradaki komutları da anlatacağım. Dorsal eksen etrafına çoğaltma. Bunlar zaten kabuk sistemi var. Bunlar hepsini anlatacağım. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Göstermek istediğim sadece çizim üzerinden geçen anlatmış olduğum derste unsurları gösterebilmekte. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.